Herkese merhaba ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay kare motif tarifi vereceğim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz birlikte yaparız. Ben e, anlatım yaparken anti peeling özelliğine sahip bebe yünleri kullanacağım. Sizler dilediğiniz ipliklerle rahatlıkla yapabilirsiniz. Tığ numarası olarak 3 milim bir tığ kullanacağız. Hadi şimdi kolay modelimize başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Motifimize zincir yapımıyla başlıyoruz. 5 tane zincir yapalım. Ve ilk zincirimin içerisinden batarak ilmek kaydırıyorum. Ve küçük bir halka elde ettim. Bu ipimi de ön tarafa atıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane zincir yapıyorum. Tığıma bir kere doladım. Bu halkanın içerisinden ipi de arada yürüterek kaybedeceğiz. İkili trabzan yapıyorum. Önce 2 sonra 2. Bu şekilde çıktığım ikili trabzanımı yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Zincirimi de saydığım için burayı 3 kabul ediyorum. Arada 2 tane zincir yapıp tekrar halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. Arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapalım. 2 zincir ve son kez 3 tane ikili trabzan yaparak 4 tane grubumuzu yapmış oluyoruz. Şu şekilde Şimdi eklemeyi farklı bir yöntemle yapacağım. Burada iz etmeden eklemeyi gösteriyorum. Tığımın üzerine bir kere doladım. Başlangıçta yapmış olduğum zincirimin üçüncüsünün içerisinden ilmek çıkartıyorum. Ve tığımda bekleyen 3 ilmeği tek seferde çıkartarak köşede ilmek birleştirmiş oluyorum. Bir üst sıraya çıkarken olduğum noktada 3 zincir yapıyorum. Ve tığıma doladım. 2 İki tane ikili trabzan yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. Burada yarım bir köşeyle başlıyorum arkadaşlar. Tam bir tur yaptıktan sonra buradaki köşeyi tamamlayarak bitireceğiz sıramızı. Zincirim dahil 3 tane trabzan kabul ettim. Arada bir tane zincir yaparak diğer köşe boşluğunu oluşturuyoruz. Yani buradaki büyük boşluğumuzun içerisine 3 tane ikili trabzan 2 tane zincir yine aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve köşemi oluşturuyorum hemen şöyle bakalım şimdi ara geçişlerde bir tane zincir demiştik yine köşemizi yapalım hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinden yavaşlatarak izleyebilirsiniz arkadaşlar aynı şeyleri tekrar ettiğim için videomuzda fazla uzamasın diye bu kısımları hızlı geçiyorum ara zincirimiz bir tane ve bir köşe daha oluşturuyoruz Evet şimdi başlangıç noktama kadar ilerledim. Arada bir tane zincirimi yaparak sırada sıra sonu nasıl bitiriyoruz? Buradaki boşlukta köşemin diğer grubunu yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve biraz sırada olduğu gibi köşe birleştirmede tığıma bir kere doladım. Üçüncü zincirimin şöyle içinden batıyorum. Kapatıyorum. Evet üçüncü sıramıza başlarken yine 3 tane zincirimizi yaparak önce boşlukta iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincir dahil 3 kabul ettik. Şimdi bir zincir yaparak boşluklarda yine üç tane ikili trabzan gruplarımızın e, gruplarımızı yapıyoruz. Yani tek grup olacak şekilde bu, bu şekilde Bir zincir yapıyoruz. Yine köşelerde köşe yapıyoruz. Bakın böyle. Yine bir zincir boşlukta yine bir tane üçlü grup yapıyoruz. Bir zincir yine köşe yapıyoruz. Bunu dört kenarda devam edelim arkadaşlar. Şu ara boşluklarda bir tane gruplarımızı oluşturalım. Köşelerde köşeleri bir sıraya çıkma yine göstereceğim. Evet sıra sonuna kadar devam ettim. Burada tek olan gruplarımı yaptım. Arkadaşlar köşedeyim. Köşede yine aynı yöntemle birleştirmemi yapıyorum. Bir sıraya çıkıyorum. Artık burada desenimizi değiştiriyoruz. Yani istediğimiz deseni uygulayacağız şimdi. Köşede yine aynı başlıyoruz. Arada yine bir zincir yapıyoruz. Ve şurada artık trabzan gruplarımızı oluşturmamız gerekiyor. Şu boşluğun içerisine öncelikle iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın hemen şöyle göstereceğim. 1, 2 Şimdi burada görmüş olduğumuz 1, 2, 3 tane trabzanın tepesine de birer tane trabzan yapacağım sayım 5'e çıkacak boşluğa da iki tane yaptığımda burada trabzan sayım 7 olacak hemen yapalım boşlukta da iki tane yapıyorum ve burada 7 tane İkili trabzanımı oluşturdum. 1-2-3-4-5-6-7 Aralarda yine bir zincir yaparak köşemizi oluşturuyoruz. Köşemizi de yaptık. Şimdi yine bir zincir yaparak burada yine 7 tane trabzanımızı oluşturalım. Ve boşluklarda yine bir zincir yaparak devam edelim. Ben bu sırayı da tamamlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi köşelerde köşe üçlü trabzanların tepesine öncesine ve sonrasına trabzanlarımızı yediye artırarak bu sırayı da tamamlayalım. Evet dördüncü sıramın da sonuna geldim köşedeyim. Burada yine sıramı bitiriyorum arkadaşlar. Bundan sonra artık hep aynı şekilde devam edeceğiz. Yani sıramızı yükseltirken 3 tane zincir yapıyoruz. İlk boşlukta yarım bir köşe oluşturuyoruz. Ara geçişlerde bir zincir. Daha sonra önümüzdeki bu kenardaki trabzanlarımızın sağ ve sol boşluğunda iki tane trabzan yapıp trabzanlarımızın trabzanlarımızın tepesine birer tane yapıp sayımızı artırıyoruz. Yani burada 7 tane olduğu için ben öncesinde iki tane burada yapacağım. 8 9 sonrasında yapacağım. 10 11 bir üst sıraya çıktığımda bu yine aynı şekilde hesaplanarak artacak arkadaşlar kendiliğinden. Yani boşlukta iki tane yapmanız, trabzanların tepesine bir tane yapmanız ve sonda da iki tane yapmanız yeterli. Her kenar kendiliğinden bu şekilde artacak. Dediğim gibi bir üst sıraya çıkmayı anlattım. Aradaki boşlukları anlattım. E, köşeleri anlattım. Yani e, tüm aşamalarını aslında göstermiş oldum istediğiniz büyüklükte motifler yapabilirsiniz. Hatta bu motifi tek bir e, motif şeklinde kocaman büyüterek bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Tek motif bebek battaniyesi olabilir. Ya da böyle küçük küçük motifleri ekleyerek de e, battaniyeler ya da örtüler yapabilirsiniz. E, motif birleştirme e, kenar bordürü, e, kenar oyası bütün anlattığım model yani bu tür motifli işlerimin Motiflerini birleştirmesini, daha sonra kenar bordürünü, dediğim gibi kenar tığlamasını anlattığım videolarım var. Onlara da bakarak e, battaniyeniz ya da örtünüz istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. E, videomun sonunda linkte olacak. O e, oynatma listeme bakarsanız istediğiniz gibi ayarlamalar yapabileceksiniz. Motifimiz sonuna kadar geldim arkadaşlar. Burada artık kapatmayı göstereceğim sizlere. E, Tabi dilerseniz burada ekleyerek üst sıraya geçebilirdiniz. E, yine burada artırmamızı yapabilirdik. E, onun da nasıl olduğunu şimdi göstermek istiyorum. Bakın kapattığımızda motifimizin boyutu bu kadar. Ama bir üst sıraya çıksaydık, motifimiz. Bakın şu sırayı artırdık. Daha büyüyecek. Yani bu büyüklük tamamen sizin yapmış olduğunuz sıra kadar e, farklılık gösterecek. Ne kadar e, fazla sıra yaparsanız o kadar büyüyebilir. Dediğim gibi bunu tamamen devam ettirerek kocaman bir kare tek battaniyede yapabilirsiniz. Ya da böyle motifleri yan yana ekleyerek e, battaniyelerde yapabilirsiniz. Boyutlarını istediğiniz ölçüde yaptığınız karelerinizi. Dediğim gibi videomun sonunda bunun e, linkini bulabileceksiniz. O aşamalarını da takip edebilirsiniz. Peki motifimizi nasıl kapatacağız? Motifimi istediğim ölçüye geldikten sonra kapatırken arkadaşlar burada artık 2 tane zincir yapıyorum ve ipimi biraz uzatarak kesiyorum. Düzgün bir kapatma yapacağız şimdi. Zincirimin değil ikinci trabzanımın üstünden tığımı geçirdim ipimi öne alıyorum. Daha sonra son yapmış olduğum ikinci zinciri de şu şekilde tığımı arkadan geçiriyorum. Bunu iğneyle de yapabilirsiniz. Daha kolay da olabilir sizin için. Bakın şuradan. Şurayı biraz zorlayacak beni. Evet, tığımı böyle son zincirimden tek kanadından arkadan geçirdim. Ve bunu da arkaya atıyorum. Bakın şöyle. Bunu yaptığımda muntazam bir kapanış oluyor. Bunu da arkaya alıyoruz. Çok kastırmadan yine arkada biraz yürütelim. Şu kısmı düzelterek yapın arkadaşlar. Burada da bir tane zincir yapalım. Şurada düğümleyelim bunu. Açılma yapmayacaktır. Tekrar biraz daha yürütüp artık kesebiliriz. Bu şekilde yaptığınızda ilmek e, ekleyerek kaydırarak e, ilmekleri birleştirirken sıkıntı yaşamayacaksınız. Ilmek sayınızda azalma olmayacak. Evet, oldukça güzel bir e, çalışma oldu. Bakın şu şekilde renk renk yaparak arta kalan iplerinizi de ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi birçok farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle Sağlıkla kalın, hoşça kalın.